Tomş Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Dik prizmalar konusuyla birlikteyiz. Dik prizmaları öğrenip bunlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Konuyla alakalı bir sıkıntımız kalmayacak. Hemen bakalım neler göreceğiz biz. Dik prizmayı göreceğiz. Bunun önce üç boyutlu bir şekil zaten dik prizma. Bununla ilgili konuşup yanal alanı Ondan sonra taban alan alanları hacmiyle ilgili formüllerimizi vereceğiz. Nereden geldiğini konuşacağız formüllerin. Daha sonra işte dikdörtgenler prizması, kare prizma, küp ve düzgün altıgen prizma ile alakalı da aynı şekilde formüllerimizi verip şekilleri inceleyip en son sorularımızı çözüp konumuzu tamamlamış olacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım. Müzik Önce dik prizma ile ilgili başlayalım. Dik prizma dediğimiz şey bizim alt ve üst tabanları eş çokgenlerden oluşan biz cisimlere ne diyoruz? Prizma diyoruz. Tekrar söylüyorum. Prizma denir. Alt ve üst tabanları eş çokgenlerden oluşması gerekiyor. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara da ad üstünde dik prizma deniyor. Yan yüzeyleri taban düzlemine şu yan yüzeyler taban düzlemine dik olan prizmaya da biz dik prizma diyoruz. Tabanları düzgün çokgen olan şekillere de düzgün prizma diyoruz. Tabanları düzgün çokgen olduğu zaman da düzgün prizma oluyor. Şimdi düzgün prizmamızın elemanlarını zaten bildiğim şeyler ama tekrar edelim. Şimdi burada ne oluyor? Üst tabanı gösteriyor burası. Üst tarafta olduğu için burası hemen şuna yazalım. Üst taban diyoruz. Taban diyoruz. Sonra bakıyoruz şurada hemen yandaki bu kenarlara ne diyorduk zaten? E, eğer bizim iki boyutluysa şeklimiz kenar diyorduk. Üç boyutluysa zaten ayrıt diyorduk. Yandaysa da yanal ayrıt deriz. Yanal ayrıt. Daha sonra yanal ayrıt hemen şuraya bakalım. Burada ne var? Yanal yüz var. Yanal yüz. Sonra burası da alt taban. Bunu görüyoruz zaten. Alt taban. E, hemen buraya bakıyorum. Burası da ne olmuş? Tabanda bir ayrıtı. Adı üstüne taban ayrıtı. Taban ayrıtı. Hemen buraya baktığımda da bu da aslında yine yanal ayrıt ve dik olduğu için burasına ben yükseklik de diyebilirim. Yüksekliği de yazmış oldum. Dik prizmamızla ilgili konuşacağımız şeyler bunlar. Daha ayrıntıya özel olan prizmalarımıza gireceğiz. Mesela ne? Mesela bakıyoruz üçgen prizma, dikdörtgenler prizması, kare prizma, düzgün altıgen prizma ve küp. Prizmalar tabanın oluşan çok gene göre isimlendiriyor. Mesela tabanımız eğer şekli üçgense üçgen prizma oluyor. Tabanımız dikdörtgense dikdörtgenler prizması, kare ise kare prizma, altıgense altıgen prizma oluyor. Bir tek küpümüz e, her şeyi, yüzeyi kare olan şeklimiz olan küp isminde biz ne yapmış oluyoruz? Bunu isimlendirmiş oluyoruz. O zaman hadi başlayalım üçgen prizmayla. Tabanı üçgen olan prizma biz üçgen prizma diyoruz. Bunu biliyoruz cepte. Şimdi bu üçgen prizmanın bir de açılımı önemli. Çünkü bize açılım üzerinden sorularda sorabiliyorlar. Hemen bir üçgen prizmamızı önümüze alalım. Şimdi aynı şekilde şunun aynı şekilde bir üçgen prizmamız var. Bu üçgen prizmanın üç tane e, taban ve 3 tane alt tabanı, üst taban olmak üzere ayrıtı üst üstte, üst altta ve yanda da 3 ayrıtımız var. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Bizim için önemli olan artık lise düzeyinde prizmalarda bunun açılımı. Açılımda nasıl oluyor? Hemen yapalım. Buradan çektiğimizde bu üçgen prizmayı biz açtığımız zaman hemen aslında bunun 3 tane dikdörtgen ya da kare de olabilir. Ee, yanal ayrıtı, ya, yanal yüzeyi ve üstte ve altta birer tane üçgen yüzey olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi şurada A kenarı vermiş. Yine aynı şekilde bu A kenarıysa burası da ne olmuş olacak? A kenarı olmuş olacak. Çünkü bunun ikisi birleşip aynı yerde sonlanıyorlar. O zaman şunun uzunluğu neyse bu uzunluğu da aynı olmuş olacak. Burası C ise yine alt tarafta C olması gerekiyor. Burası B uzunluğuysa şurasından bahsediyorum. Burası kapandığı zaman aynı yere denk geleceği için burasında B uzunluğu olması gerekiyor. Yükseklik her yerden aynı. Burası H ise burada haş, H, burada H ve burası da H diyebiliriz. Daha sonra bakıyorum. Yine aynı şekilde burası kapandığı zaman üstteki ve alttaki düzgün üçgen prizmadan bahsediyorum alt ve üst taban aynı olduğu için bura A ise şurası da A. Yine bunda karşılık geldi. A olacak. Bura B ise burası da bunda karşılık geldi. B olmuş olacak. Üçgen prizmamız içinde açılımı ile ilgili bunu söyleyebiliyoruz. O zaman şimdi tek tek yanal alan ve yüzey alanı ve hacimden bahsedelim. Yanal alanı nasıl buluruz biz bir üçgen prizmanın? Hemen aklıma şunu getiriyorum. Prizmalarda formülümüz belli taban çevresi çarpı yükseklik yaptığımız zaman biz bu prizmanın yanal alanını bulmuş oluyoruz. Hemen bulalım. Yanal alan zaten ne olacak? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bu da nereden geliyor? Şimdi şu kenar buraya denk geliyor. Bunun alanı olacak B çarpı H. Bu kenar yine C çarpı H'dan burası ne bulmuş oluyoruz. Buranın alanında A çarpı, burası A ise burası da A demiştik. A çarpı H. O zaman B çarpı H artı, C çarpı H artı, A çarpı H. Hepsini H parantezine alsak ne olacak? Yanal alan aslında yük, taban alanının çevresi çarpı yükseklikten bulmuş olacağız. Bu da buradan geliyor. Hemen söyleyelim. Taban çevresi çarpı yükseklik. Şöyle yapalım. Karışmasın. Yükseklik. Taban çevresi neydi? Onu da söyleyelim hemen. Taban çevresi A artı B artı C çarpı H diye bulunabilir. Yüzey alanını nasıl buluyoruz? Yüzey alan dediği şey tamamının alanı. Yani aslında üst ve alttaki üçgenlerin alanları toplamı ve yalan alanın toplamı. Üçgen alanı nasıl bulacağız? O da bir şekilde verilen sayılarla hesaplamalar yapacağız. Onu da yazalım. Yanal alanı bulacağız. Yüzey alanı bulmak için ve taban alanı iki tane olduğu için 2 çarpı taban alanı diyebilirim. O da neye eşit aslında? Hemen bakıyorum. Yanal alan A artı B artı C çarpı yükseklik artı 2 alan ABC. ABC üçgenin alanını diyebilirim bunun içinde. Hacime baktığım zaman hacim de her zaman bellidir. Taban alanı çarpı yükseklik dediğim zaman bu prizmanın alanını bu hacmini bulmuş olacağım. Yazalım onda da alan Taban alanı neydi? Alan ABC üçgeni. Şurası. Şuradan bahsediyorum. Alan ABC üçgeni çarpı yükseklik bana hacmi vermiş olacak. Bunu anladıysak sorularımıza geçebiliriz. Artık sorumuz ne diyor bize? AB uzunluğu 8 cm, AC uzunluğu 10 cm, AD uzunluğu 12 cm. Olduğuna göre şekilde verilen dik üçgen dik prizmanın bir yüzey alanı İki hacmi kaç santimetre, küp de santimetre karedir demiş bize. Şimdi önce ne yapmam gerekiyor yüzey alanını bulmak için? Taban alanları bulmam lazım ve yanal alanı bulmam lazım. Bunları topladığım zaman yüzey alanımı bulmuş oluyorum. Şimdi hemen yazalım taban alanı. Taban alanı eşittir A'dan bahsediyorum. Eşittir. Taban alanı nasıl buluyordum? Burası 8, burası dik üçgen dik prizmaymış bu. O zaman e, tabanı dik üçgenden oluşuyor. 8 ee, Hipotenüs 10 var. O zaman Pisagor'dan buranın da 6 olduğunu bilirim. Ee, bizim özel üçgenlerimizden. Dik iki kenarın çarpımı bölü 2 bana buranın alanını verir. 6 çarpı 8 bölü 2'den de 24 gelir. Yanal alanı bulalım. Yanal alan eşittir. O da ne olacak? Hemen bakıyorum. Taban çevresi çarpı yükseklikten buluyordum onu da. Ee, o da 6 artı 8 artı 10 çarpı yüksekliğim kaç? 12. Buradan ne olacak? 6, 8 daha 14, 10 daha 24. 24 ile de 12'yi çarparsak 288 yapacak yüzey alanımda. Şimdi yüzey pardon yanal alanımda. Yüzey alanda bunun ikisinin toplamıydı. O da 24 artı şöyle yazalım yüzey alanı eşittir 24 artı 288 ama bir tane 24 değil iki tane 24 olmalı çarpı 2 yazmamız lazım çünkü iki tane tabanım var 2 çarpı 24 48 48 ile de 288'i topladığımız zaman ne olacak 336 yapacak şimdi bu neydi bizim yüzey alanımızı buldurdu şimdi hacmi bulalım Hacimde nasıl bulunacak? Hacmi de ne yapıyoruz? Taban alanı çarpı yükseklikle buluyorduk. Taban alanını biliyorum ben. Buldum burada. Taban alanı 24. 24 çarpı yüksekliğim de 12. Buradan direkt benim hacimim e, hacmim ne olacak? 288 santimetre. Şöyle yazalım santimetre küptür diyebilirim cevabıma. O zaman ne yapalım? Hadi bir sonraki sorumuza geçelim. Bir sonraki sorumuzda aslında bu soru tarzını çok seviyor. Hem ÖSYM seviyor hem denemelerde çıkıyor. Şekilde verilen ikizkenar üçgen dik prizmadan DEC D üssü E üssü C üssü e üçgen dik prizma çıkarılıyor. Yani şu dik e, dik üçgen dik prizma. Pardon. E, ikiz kenar üçgen dik prizma çıkarılıyormuş. AB AC eşit. Şu uzunluk bu uzunluğa eşitmiş. O zaman ikizkenar üçgenin neresi olduğunu ve verdi bana. BC 24 hemen bakıyorum. BC uzunluğu 24 ve BB üssü 30 santim. DE 5 santim. BB üssü burası 30. DE 5 santim. Şurası da 5'miş diyoruz. Şimdi bundan sonra ne diyor? ABC DEC'ye DEC şu iki üçgen ne diyor? Benzer üçgen olduğuna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi benim hacmi bulmam için bu kalanın hacmi bulmam için ne yapmam gerekiyor? Hemen fikir yürütüyorum. Diyorum ki bütün üçgen prizmanın hacmini bulurum. Şu küçüğün hacmini bulurum. Küçük üçgen, üçgen prizmanın hacmini bulurum. Sonra bütün hepsinin hacminden bu küçüğün hacmini çıkarırsam geriye bu boyalı kısmın hacmi kalmış olur. Ona nasıl yapacağım? Hacmi nasıl buluyorum? Taban alanı çarpı yükseklikle buluyordum. Hemen benim şuradaki taban alanına ihtiyacım var. Nasıl bulacağım onu? Hemen düşünüyorum. Burası ikizkenar üçgen. Burası 15'e 15 vermiş zaten bana. Ve BC'yi de 24 vermiş. Yani şurası da 24 olacak. Burası da 24. 24. Ben şuradan bir dik inerim. Dik üçgende. Üçgen özelliklerini hatırlıyorum. Dik indiğim zaman tabanı iki eşit parçaya ayırıyordu. 12. 12 diye. Şimdi 12 bir şey 15 üçgenin dik üçgen. 12 bir şey 13, 15. Hemen bakıyorum 4'ün 3 katı. 5'in 3 katı burası 3'ün 3 katı. 9 olmalı diyorum. Hemen ben artık buranın alanını bulurum. Nasıl bulurum? Yüksekliğim belli. Tabanım belli. O zaman yazıyorum. 9 çarpı 24. Taban 24. Bölü 2. Ne yapacak burası da? Buradan sağlayacak. 12 yapacak. 108 oldu. Taban alanım benim. 108'dir dedim. Şimdi taban alanı çarpı yükseklikle de ne yapmış olacağım? Hacmi bulacağım. Hacim eşittir. 108 çarpı 30. O da ne yapacak? 108 ile 3'ü çarparız. 324 Yanına sıfırımızı eklemiş oluruz. Bu büyük kısmın hacmi. Şimdi küçük olan üçgen dik prizmanın hacmini bulacak olursam o zaman ne yapacağım? Bunun da yine bana neye gerekiyor? Taban alanı gerekiyor. Şimdi bunların ikisi benzer üçgense şurası 5 ise burası 15 3'te 1 oran var. Burası o zaman yükseklik 9 ise bunun yükseklikte 3 olmalı. Bunun tabanı 12 ise yine 3'te 1'i taban 4 olmalı. 3, 4. Yüksekliğim belli, tabanım belli. Hemen yapıyorum. Taban alanı, ikinci küçük üçgenimden bahsediyorum. Taban alanı eşittir. 3 çarpı, e, tab taban neydi? Yüksekliğimiz 3'tü. Tabanım da, e, burası 12. Pardon, yarısı 12. Bunun yarısı 4. Tamamı 24'tü. 24'ün 3'te biri 8 olacak. Bunun tamamı 8 olacak. Yani 3 çarpı, yükseklik çarpı 8 bölü 2'den... Bulacağım bunu da. 2 ile 8 sadece 4 kalır. Burası 12 oldu. Ne olacak o zaman? Taban alanım 12. Yüksekliğim yine aynı 30. Burası da 30 olmuş oldu. Taban alan çarpı yükseklikten 12 kere 3 36. Yanına 0 da eklediğimize 360 yapmış olacak. Şimdi tamamının hacmini buldum. Küçük üçgenlik prizmanın hacmini buldum. Bundan bunu çıkarırsam kalanın hacmini bulmuş oldum. 3240'dan 360 çıkaracağım. E, ee, şuradan hemen yapalım işlemimizi kafadan. Ne olacak buradan? 2, 8, 288, 0. 2880 olacak bizim Kalan cizmimizin hacmi hatta santimetre küp cinsinden de yazmış olalım. Ve dikdörtgenler prizmasına geçeriz. Şimdi dikdörtgenler prizmasında bilmemiz gereken yine aynı şey. Şurada takılıyor öğrenciler. Burada bir dikdörtgenler prizması verdi ve açılım yapıldığı zaman burada sıkıntı yaşanıyor. Şimdi açılımı yaptığımız zaman bizim burası B ise hemen düşünüyorum altındaki de B. Yani bu B ise bu da B olması gerekiyor. Çünkü buna üst üste kapanıyor. Aynı üçgen prizmalı yaptık yaptığımız şey burası B ise burası da B olacak. Yine aynı şekilde karşıları B. Ya burası B ise burası da. Zaten tabanlar üst taban ve alt taban aynı olmak durumunda. A, B, B. Daha sonra bakıyorum bunların ikisi de karşılıklı aynı. Karşılıklı geldiği için aynı olması gerekiyor. Bu da A. Sonra şurası C'ymiş yükseklik. C. Burası da yine A olmuş olacak. Açılımda böyle yapmış olacak. Daha sonra bizim bir yüzey köşegenimiz var. Bir de cisim köşegenimiz var. Bundan bahsedeceğiz biz dikdörtgenler prizmasında. Şimdi bunu nasıl buluruz? Burası B. Burası karşılıklı olarak aynı olduğu için. Burası A. Bunun karşısı da A. Ne olacak burası da? Kök içerisinde A kare artı B kare olacak Pisagor'dan. Çünkü dikdörtgen olduğu için taban e, burası 90 derece hipotenüsü bulduracak bize. İki kenarın karelerin toplamı kök içerisinde yaz, yazılışı. Daha sonra yine burası C ise karşısı da şurası da C olmuş olacak. Bunların ikisinin karelerin toplamı da bana ne verecek? Cisim köşegenini verecek. Yani burası da A kare artı B kare artı C kare olacak. Şu D üssü B uzunluğum diyebilirim. Hemen yanal alandan bahsedelim. Yine aynı şey yapıyoruz. Taban çevresi taban çevresi çarpı yükseklik. Bunu bulduğum zaman ne yapmış oluyorum? Yanal alanı bulmuş oluyorum. Taban çevresi ne? 2 tane A var karşılıklı. 2 tane de B var karşılıklı. Yani iki parantezinde A artı B çarpı yüksekliğimiz neydi? C'ydi. Hemen onu da yazalım. Yüzey alanını nasıl buluyoruz? Hemen onu da bulalım. Yüzey alanı aslında bütün bizim yanal alanımız. Bir de iki tane tabanımız var. Üst taban ve alt taban. Bunların eklenmiş hali. Ne olacak o da? Yüzey alanı da yanal alan yanal alan artı iki tane taban alanı. O da ne yapmış olacak aslında? Yan alanı ne bulmuştuk? İki parantezinde A artı B çarpı C bulmuştuk. Bir de ne vardı? Alt taban ve üst taban vardı. Yani iki tane AB 2 AB vardı. Bunu zaten açtığımız zaman ne olacak? Hatta aynı ortak parantezi alabiliriz biz bunu iki parantezinde. 2 tane AC, 2 tane BC, 2 tane de AB olmuş oldu. İki parantezini aldığımızda iki parantezinde AC, BC ve AB diye de yazabiliriz. Ya da böyle bırakırsınız buradan da bulunmuş olur sonuç. Ve hacim. Hacimle ne demiştim? Bütün prizmalarda ne yapıyor? Taban alanı çarpı yükseklik. Çok basit. Taban alanı çarpı yükseklik yükseklik yazdık. TA Tonguç Akademi taban alanı çarpı yükseklik eşittir. Ne yapacağız burada da taban alanı neydi? A çarpı b yüksekliğimde c. Bu kadar bitmiş oldu. A çarpı b çarpı c ile bulmuş oldum dikdörtgenler prizmamı da. O zaman sorularıma geçelim. Burada böyle yüzeyi içten kesme soruları, bir düzlem üzerinden kesme sorularını çok seviyor hem hocalar seviyor yazılarda yazılarda sormayı hem de ÖSYM bu tarz soruları e, sürekli soruyor. O zaman bakalım sorumuza demiş. Yanda verilen dikdörtgenler prizması çekmek cisim A üstü D üstü CB'den geçen bir düzlem ile A üstü D üstü CB'den geçen bir düzlem ile iki eş parçaya ayrılıyor. Buna göre oluşan yeni parçalardan her birinin yüzey alanını bulalım. Şimdi iki eş parçaya ayrıldı. Ayrılan parçanın her birinin yüzey alanını diyor. Burası 8. Burası 8. Başka ne biliyorum ben? Başka şurada 7 var onu biliyorum. Hemen burası 7 ise bütün yükseklikler 7'dir. Şuraya yazdım. 7, 24. Burası bir dikdörtgen prizma ise diktir onu biliyorum. 7, 24. O zaman şu uzunluk A üssü B uzunluğum 25 olur. Özel üçgenlerden 7, 24, 25 üçgeninden. Hemen şuradaki taralı olan burada bu yüzeyden kesmişti ya. Buranın alanını bulurum ben ne olacak? İki tane dik kenarın çünkü burası da 90 derece olacak. İki tane dik kenarın çarpımı bana buranın alanını verecek. Şimdi ben bunu ayırdığım zaman bir burada üçgen dik prizma oluşmuş olacak. Hatta ne oldu? Dik üçgen dik prizma oluşmuş oldu. Ee, onu biliyorum. Hemen buradaki yüzeyini bulmuş oldum. Şuradaki mor gösteren, lila renkte gösterilen yüzeyin alanını bulurum. Onu yazalım. 25 çarpı 8'den 200 geldi bir tane yüzüm. Daha sonra diğer yüzeylere bakalım. Burası 25'miş şurası. Bunu öğrendim. Burası 7. Hemen şurayı bulabilirim. 7, 24. Şuradaki arka ve önde kalan aslında. E, ne olacak? Yüzleri bulabilirim. Şu arkadaki ve öndeki yüz. iki tane aslında üst taban ve alt tabandan bahsediyorum. E, 24 çarpı 7. Dik olduğu için burası. Hemen bulurum. Dik kenarlar çarpımı bölü 2'den. Y bu birinci yüzeyimde. 24 çarpı 7 bölü 2. İki tane olduğu için bir de ikileri daha çarpayım. Şu sadeleştirmeleri yapmış olayım. Çünkü iki tane e, ne olacak? Tabanım var. Burası üst taban, burası alt taban gibi düşüneceğimi söyledim. Ne olacak? Bu da 7 kere 4, 28, 2, 14, 168 yapacaktır. Şimdi neler kaldı benim bulmadığım? Hemen bakalım bunu da bulduk. iki tane alt taban ve üst tabanı bulduk buradan. Daha sonra 25 çarpı 8 ile şu yan yüzeylerden birini bulduk. Üstteki yan yüzey ve yandaki yan yüzey kalmış oldu. Üstü nasıl bulacağız? O da 24 çarpı 8 ile bulunacak. 24 ile 8'i çarptığımız zaman 8 kere 4, 32, 3, 16, 192 yapmış olacak. Bir de şuradaki yüzey kaldı onu da bulacağız. Burası 7, şurası da 8. Burayı da bulmak için 7 ile 8'i çarparız. 7 kere 8 de 56 olacak. Şimdi bunların dördünü toplayacağım ve biz e, her, bulacağımız iki eş parçadan birinin artık yüzey alanına ulaşmış olacağız. 200 artı 168 artı 192 artı 56 eşittir. 8 birler basamaktan topluyorum. 10, 16. Bunu yazalım. 16'nın 6'sı elde var. 1 dedik. E, 6, 15. Daha sonra 5 daha 20. 21'in biri elde var. 2 dedik. 1, 1, 2, 2 daha 4, 2 de eldeydi. Ne oldu? 6, 616 oldu bizim alanımız. Her bir yüzey alanımızda bulduğumuza göre bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Bir sonraki sorumuzda bizim ne diyor? Hemen dikdörtgen prizmasının yüzeyi üzerine D üstü noktasından başlayıp F noktasına kadar en kısa tel çekilecektir. Telin uzunluğunu bulalım. Şimdi bu telin uzunluğunu bulmak için aklıma neler geliyor? Hemen düşünüyorum. Burası 12, şu uzunluğu bilsem buradan burayı bulurum. Sonra şuradan şuraya bir dik üçgen oluştururum. Burayı biliyorum. CB üst bakayım var mı? Ee, DC. Bunları yazalım hatta tek tek. AF FB'ye eşitmiş. AF burası buraya eşitmiş. D üstü C üstü 12 diyor. D üstü C üstü 12 bunu yazmış. AD 6 diyor. AD 6. Burası 6 ise burası da 6. E burası da 6 olur. Hatta D üstü A üstü de 6 olmuş olacak. D, D üstü de 7'dir diyor. D, D üstü dediği şey yüksekliğimiz aslında 7'ymiş. Şurası da 7 olacak. Ben buradan buraya bulayım. Şu uzunluğu bilmem gerekiyor. Buraya ıı, bulayım. Ondan sonra buradan buraya uzunluğu bileyim. Yani Biliyorum. C üstü B üstü biliyorum ama şuradaki yüksekliği bilmem gerekiyor. Burayı bulayım. Daha sonra e, şuradan şuradan bulup bunu bulacağım. Ölme eşeğim yaz gelsin demişler. Tabii ki öyle yapmayacağız. Sakın korkmayın. Ne yapacağız? Biz bu şekli açacağız. Dikdörtgenler prizmasın açılımı görmüştük. Ne yapacaktık? Bunu açtığımız zaman direkt bir kenardan diğer kenara olan uzaklığı bulup Pisagor'la bu işi halledeceğimiz düşünüyorum. Şimdi ne yapacağız? Şurayı bir açalım. Burası aslında D üstü C üssü olsun. Şurası da DC. Sonra bunu açtığımı düşünüyorum aynı şekilde. Yanında da hemen C C üssü B üssü B dikdörtgeni olacak. Onu da yazalım. C C üssü B üssü B. Onun yanında da A B B üssü A. Hemen onu da şuraya koyalım. Ne yaptık B B üssü? Şurada A var, burada da A üssü olacak. Şu ortada da F noktası olacak. D üstünden gelecek. F de bitecek bizim bu telimiz. Şimdi buradan artık dik, dört, e, dik üçgen oluşturabilirim. Şuranın uzunluğunun 7 olduğunu biliyorum. Şurası 7 olduğu için burada 7. Daha sonra ne biliyorum? D şurası neydi? Hemen bakalım. Üst F'ymiş. Buraya da F üssü diyelim gitsin. Şimdi DC arası 12. C B üssü arası pardon C üssü B üssü arası 6 ise burası da 6 olacak. B, BF arasına bakacağım şimdi. Şu D, C, C üstü D karesiyle ya da dikdörtgenle her neyse A, A üstü B üstü B dikdörtgenin karşılıklı aynı olması gerekiyor. İkisi eş dikdörtgenler olması gerekiyor. Şimdi burası 12 ise burası da 12 olacak. Ne olacak? O zaman bakıyorum 12. O zaman buna tamamı burası 12 ise burası 12 olmuş olacak. Burası 12 ise burası 12 olacak. Ve bize ne diyor? A, F, F B eşit. O zaman ikisi eşit ayrılacak. 12'si 6, 6 ayrıldı. Ne oldu o zaman? Buranın tamamının uzunluğu 12 artı 6 artı 6'dan 24 olmuş oluyor. Burası 7. Şurası da 7. 7 ise, burası, burası 24 ise burası da dikdörtgenin dikliğinden dolayı dikse 7 24 25 üçgeninden şu uzunluğun 25 olduğunu bulmamız gerekecek. Telin uzunluğu da 25'tir diyebileceğiz. Bu yüzden açılım çok önemli. Biz e, üçgen prizmayı, kare prizmayı, dikdörtgen prizmayı açabilmemiz gerekiyor. Açtığımız zaman saçma sapan bunlarla uğraşmamıza gerek kalmayacak. Ne yapacağız? Hemen açıp Pisagor'dan cevabı yapıştıracağız kare prizmaya geçeceğiz sonra da. Şimdi kare prizma tabanı kare olan prizmaya kare prizma denir. Başka ne denilecekti zaten? Yanal alandan bahsedeceğiz ama daha sen şunu söylemek istiyorum. Taban kareymiş. Şu alt ve üst kare olması gerekiyor. Burada birazcık daha dikdörtgen gibi görünüyor ama bunlar eşit. Şimdi burası A ise burada A, burada A, burada A olacak. Çünkü kare. Tüm kenarlar eşit. O ne olacak? Bunun karşılık geldiği şurası da a olması gerekiyor. Hemen ispatlayayım size ben burada bir dik e, karedik prizmamız var. Kare prizmamızı şöyle görünceye üzere üst taraf kare, alt taraf kare, kenarlara dikdörtgen şeklinde. Hemen bunun açılımını yapıyoruz. Açalım, açtığımız zaman bunu ne oluyor? Hemen şöyle açalım. E, aynı aslında bu e, tabanları biz buraya almışız. Orada, burada göstermiş. Ne olacak? bu ikisinin birleştiği kısım aynı olduğu için burası A uzunluğundaysa burası da A uzunluğunda. E zaten bura A, bura A, bura A. Hepsi A ise o zaman hepsinin denk geleceği kısımlar aynı olması gerekiyor. Yani şuradakilerin her bir uzunluğu bu kenarların tamamının uzunluğu birbirine eşit olacak. Ne demek istedim yani? A, A, A ise burası. Burası A'dır. Burada A uzunluğundadır. Burası A uzunluğundadır. Yükseklik her yerde aynıdır. Bunların hepsinin dik prizma olduğu için yüksekliği aynı. Yine üst taban ve alt taban aynı. Hepsi kare. Yine hepsine ben A diyebilirim buraların da. Şimdi ne oldu? Yanal alanı bulabilirim artık. Yanal alan neydi? Tekrar söylüyorum. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklikle bulunuyordu. Taban çevresi çarpı yükseklik dedim. O da neydi? Taban çevresi 4A çarpı yüksekliğimiz de haş. Hemen bulduk. Yüzey alanı nasıl buluyordum? Yüzey alanda yanal alan Yine aynı şeyleri yapıyoruz. İki tane taban alanı. Taban alanı. O da ne olacak? Yan alan 4 çarpı A çarpı haştı. Taban alanı neydi? A kare olacak. Hepsi A çünkü burası A ise burası da A. Tabanı A kare oldu. İki tane tabanım olduğu için 2 A kare yazacağım. Ee, hacim neydi? Hacim de yine taban alanı çarpı yükseklik ile bulunacak. Taban alanım neydi? Tekrar bakıyorum. Taban alanım A, e, A kareydi. AA e, ölçüna. A kare olduğu için A kare olacak. Ee yüksekliğim de H'ti. Tam alan çarpı yükseklikte kare prizmamı da bulmuş oldum ben. O zaman sorularıma geçeyim. Ne diyor? Taban alanı 48 santimetre kare ve hacmi 192 santimetre küp olan bir kare dik prizmanın yanal alanını bulalım. Ben önce bunu çizerim. Kafamda canlandıramayabiliyorum çünkü. Çizdiğim zaman canlandıracağım. Ne yapayım hemen şöyle İki tane tabanlı çizeyim kare. Altına denk gelecek şekilde yine bir tane daha çiziyorum. Daha net oluşsun kafamda. Şuradan indim yan ayrıtlarını. Tamam. Şimdi ne diyor bana? Taban alanı 48 cm kare. Şimdi bu bir kare. Dik prizma ise burası aysa ise burası A'ydı. Alanı ne olacak o zaman? A kare eşittir 48 olacak. Bir kenar uzunluğu ikisi tarafı da kök içerisine alırsam A eşittir. Kök 48'den ne olmuş olacak o da? 16 çarpı 3, 16 dışarı 4 diye çıkar. 4 kök 3 yapacak. Yani burası 4 kök 3. 4 kök 3. Burası da aynı şekilde 4 kök 3 olmuş olacak. Daha sonra ne diyor? Hacmi 192. Hacmi nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklikte buluyorduk. Yani a kare çarpı h eşittir 192. A kare neydi? Ee, a kareyi ben biliyorum. Burada vermişti taban alanını. 48 diye vermişti. 48 çarpı h eşittir. Ee, ne olacak? 192. H da buradan 48'e 4'ü çarparsak 192 olacak. Haş da bulduk 4 olarak. Bize yanal alanını soruyor. Yanal alan nasıl buluyorduk? A çarpı şurası yükseklik H. H çarpı A bir tane yanal alan. Bütün hepsi aynı olduğu için 4 çarpı A çarpı H. Yani 4 tane A çarpı H. O da 4 çarpı A 4 kök 3. H da 4. 4 kere 16. 16 kere 4. 64. 64 kök 3 ile bulmuş olacağım ben cevabımı diyebilirim ve bir sonraki soruya gelirim. Kare dik prizmada bizde en çok sorular, en çok sevilen tarz aslında içi sıvı dolu bir kare dik prizman var. Bunu azıcık eğiyorum. İçindeki bir kısmı dökülüyor. Döküldükten sonra içeride kalan kısmı sorar ya da döküleni sonra içeride kalan kısmın hacmini verir. Bir şekilde e, döküleni sorar ya da size gerekli şeyleri verir. Biz burada ne yaptık? Döktük bir kısmını. Kalan su kısmı, e, ne kadardır? Bunu sorduk. Okuyalım. Başlangıçta su ile dolu olan kare dik prizma 45 derece eğimli hale getirildiğinde içindeki suyun bir kısmı dökülüyor. a 5tir 4 santimetre. şurası 4'müş. A A üssü 2 K A üssüymüş. A üssü aslında şurası da A üssü 2 K üssü. Yani burası X burası X ise burası ne olacak? 2 X A üssü. K üstünün iki katı. Demek ki yarı yarı yaymış. Sonra ne diyor? Son durumda prizmanın içine kalan su miktarını bulalım diyor bize. Şurası 45 derece. Hemen Z kuralı gelir aklıma benim buradan. Şöyle indim. 45. Burası da 45 olacak. E burası ne olacak? Dik de 45'te, burası da 45. E burası dik. Burası 45 ise burası da 45 olacak derim. Şimdi burada neyi elde ettim? Neyi buldum ben? Burası 4. Şu uzunluk. Hemen yazalım. Şu uzunluk 4. E bu uzunluk da 4 o zaman 45 45'ten. Daha sonra ne olacak? Ben buranın hacmini bulabilirim. Şu içerinin hacmini. Nasıl bulacağım? Burada aslında bir üçgen dik prizma oluştu. Hatta dik üçgen dik prizma oluştu. Ee, biz ne yapıyorduk? Taban alanı çarpı yükseklikte buluyorduk hacmi. E, tabanı üçgen şeklinde ve dikse ne yapacak? 4 çarpı 4 bölü 2. Bize bunun taban alanı verecek. Dik, üçgenlik üçgen dik prizmanın 4 çarpı 4 bölü 2'den ne olacak? 8 olacak taban alanı. Yükseklik de ne? Şurası 4. Her tarafı 4 olması lazım. Bu kare dik prizma. Burası da 4 olması lazım. E, taban alanı 8'di. Yükseklik de 4. 8 kere 4'ten 32 santimetre kare oldu. Bu boş olan kısmın Üçgen dik prizma şeklindeki boş olan kısmın hacmi. E ne yapalım biz şimdi tamamının hacmini ne buluruz? Tamamın hacminden bunu çıkarırsak kalan suyu bulmuş oluruz. Tabanın hacminde nasıl bulacağız? Yine taban alanı çarpı yükseklik de bulacağız. Taban alanı ne? 4'ün karesi 4'ün karesi ne olacak? Çarpı taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik neydi? 2x diye göstermiş. Biz zaten x'i 4 olarak bulmuştuk burada. Burası 4 ise burası da 4 olacak. Tamam da 8 olacak. 4'ün karesi çarpı 8'den bulmuş olacağım. Sonucu mu? O da 16 çarpı 8'den ne yapmış olacak? 16 çarpı 8'den 128 yapacak. Ne yapacağım? 128'den de 32'yi çıkarmadan cevabımı bulacağım. O da ne olur? 96 olmuş olur cevabım. Ne ol, ne bulmuş olduk? Kalan su miktarını bulmuş olduk. Hatta şöyle diyeyim, santimetre küptür diyebiliriz ve küpe geçeriz. Şimdi küp önemli olan noktalarına birazcık bunlarla konuşalım. Tüm ayrı uzunluklar bir kere birbirine eşit olacak. Biz bu şekilde dikdörtgenler prizmasına küp diyoruz. Bütün ayrı uzunluklar aynı. Burası, burası A ise burası da A, burası da A, burası da burası da burası da Hepsi aynı. Hepsi hiçbiri fark etmiyor. Hepsi A A A diye yazıyorum. Buna biz küp diyoruz. Küpte burası A ise burası A dedik. Burası dik. O zaman yüzey köşegenini nasıl buluruz biz? A ile A'nın kareleri toplam Pisagor'dan kök içerisinde şöyle yazalım. Kök içerisinde 2 e, A kare o da ne olacak? A kök 2 olmuş olacak. E, cisim köşegeni var bir şurası var. E, ne olacak? Burası A ise bu köşegen, pardon köşegen dedim. Ayrıt da a olacak. Bunun karesileri toplamı, a kök 2'nin karesiyle a'nın karesi çünkü burada yine bir hipotenüs bulacağız. İkisinin kareleri toplamı yine yüzey köşegen olan d üstü b'yi verecek. O da yine ne olacak? Şurası şöyle ok çıkaralım. D üstü b'den bahsediyoruz. Burası ikisinin karesi toplamı olacak. Yani a kare artı yine 2 a kare. O da işte 3 a kareden kök içerisinde 3 a kareden. A kare dışarı A diye çıkar. A kök 3 yapmış olur deriz. Hatta şunun ikisini bulmuş olduk. E, yüzey köşegeni ne oldu? A kök 2. Cisim köşegeninde A kök 3 olduğunu bulmuş olduk. Yanal alanı nasıl buluyoruz? Yanal alanda... E, şimdi bir tane önce alanını bulalım. Burası A ise burası A. A kare olmuş oluyor. 4 tane var yan alan. 4 A kare oldu. Yüzey alanı nasıl bulunur? E bu A kareden aynı şekilde üstte ve altta da var. Yani 6 tane yüzey var ve her yüzeyin alanı eşit. O zaman 6 A kare olmuş olur. Hacimde ne olacak? Üç tane A'yı çarpacağız. Yani şuradaki bir yükseklik bir de taban alanı. Taban alanı neydi? A ile A'nın çarpımı. A kare yükseklikte de A aküp yapmış olacak ve sorumuza geçirecek bu bilgi bizi. Diyor ki şekilde verilen küp DBC'den geçen bir düzlem ile kesilmiştir. Oluşan DBC üstü üçgeni kırmızıya boyanmıştır. Alan DBC üstü 8 köküç olduğuna göre küpün hacmi kaç metre küptür? Şimdi e, DBC'den içeriden geçen bir şeyle kesilmiş. Yani şurada bizim bir küpümüz var. Bunun üzerine gösterelim. Şöyle burada şuradan bir çizgi çekmişim ben. Şu iki köşeden. Bunun içerisinden bir düzlemden bunu kesmişim. İkiye e, hatta şuraya. E, ortadan ikiye ayırmak değil de buradan şu köşeye doğru. Şu tam ortadan şu köşeye doğru. Ben bir üçgen şeklinde burayı ayırmışım. Ne oldu? O zaman burası bir köşegen. Burası bir köşegen, burası bir köşegen. Bunun üçü de aynı uzunlukta. Hatta ben buna şöyle diyeyim. Burası A'ya A'ysa e, hatta ne dedik? Biz D, B, C üstünün alanı bulacağımız için şuraya A diyelim. Burası A. Bunların ikisinin hatta biz şunu biliyoruz. İkiz kenar üçgende e, ne olacak? Hipotenüs. Burası A, burası A'ysa. Hipotenüs bunların e, kök iki katı olmuş olacak. O zaman burası kök ikiye bölünmüş halleridir. Öyle düşünelim. Burası A kök ikiye a/ bölü kök 2 kök 2 ile çarptığımızda şurası a olmuş olur. Burası da eşkenar üç, üçgenler olacak. Çünkü DC üstü, C üstü B ve DB eşit uzunlukta. Hepsi köşegen ve bunların hepsi de aynı alana sahip kareler olduğu için biz burada köşegenlerin uzunluktan eşit olduğunu biliriz ve burada bir eşkenar üçgen şeklinde e, bir şey kesildiğini e, biliriz. O zaman ne yapacağız biz burada? Hepsi a burası a burası da a. Eşkenar üçgen alanını bil bilmemiz gerekiyor burada. Eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Eşkenar üçgenin alanı. Bu alan 8 kök 3'müş. Her iki tarafta 8 kök şey köküçe bölersek. A kare eşittir 8 çarpı 4'ten ne olacak? 32 olacak. Şimdi o zaman A kare 30 kök, 32 ise iki tarafta kök içerisinde aldığımızda A kaç olması gerekiyor? 4 kök 2 olması gerekiyor. Yani 4 kök 2 dediğimiz şu DB ve DC uzunluğu. DB, DC üssü eşittir. C üssü B üssü diyebiliriz. Şimdi burası 4 kök 2 ise bunu kök 2'ye böldüğümüzde bir kenarla bulmuş oluyoruz. Kök 2'ye böldüğümüzde 4 kalacak. Yani bir ayrıt aslında 4 olmuş oldu. Bize hacmini soruyordu. Hacim taban alanı çarpı yükseklikti. Taban yani A küple buluyorduk. 4'ün küpünü de bulacağız hacim. Şöyle yazalım hacim eşittir 4'ün küpü. O da ne olacak? 64 olmuş olacak diyebiliriz. Ve bir sonraki sorumuza geçeriz. Bu tarz sorularda çok geliyor. Birim küplerle oluşmuş yandaki şekil için A ile B noktalar arasındaki uzaklık en az kaç santimetredir diyor. Şimdi bu birim küp zaten küplere soru sorarsa zorlamak da isterse biraz birim küplerden sorar. Çünkü kafamızda bizim aslında üç boyutlu şekilleri algılamamız birazcık daha zor olduğu için bunların üzerinden gidiyor. Ama tabii ki bunların da kolay yolları var. Ne yapacağız? Biz şunu bilmemiz gerekiyor. Bununla bir pisagor bağıntısı oluşturmaya çalışacağız. Nasıl oluştururuz? Hemen şu A ise şuraya bir nokta koyarım. Buraya da mesela C diyelim. C noktası. Buradan B'ye bir çizgi çektim. A'dan da C'ye indim. Şuranın dik olduğunu görüyorum ben hemen. A, C, B üçgeninde bir dik üçgen olduğunu görüyorum. Nereden görüyorum? Çünkü şurası ve şu yüzey yani şuradaki yüzey ve şu yüzey birbirine dik olduğu için burada hemen bir dik üçgen oluştu. Burası iki birim. Burası kaç birim onu bulacağım şimdi. Buraya iki, burada da aynı şekilde bir üçgen oluştu. Hemen onu farklı bir kalemle göstereyim. Burada da yine aynı şekilde şurası da kare olduğu için dik bir üçgen oluştu. Burası 2 birim burası da 4 birim. Hemen şu uzunluğun kök içerisinde 2'nin karesi artı 4'ün karesi olduğunu görüyorum. 2'nin karesi 4 4'ün karesi 16 kök içerisinde 20. O da ne yapmış olacak? Kök içerisinde 20 de aslında bir psikoloji kullanacağız. Dışarı çıkmamıza gerek yok. Şuraya direkt kök 20 diyelim. Kök 20 e buranın uzunluğu 2 burası da kök 20 yine aynı şekilde şuranın uzunluğunu da e, kök içerisinde 2'nin karesi artı kök 20'nin karesi 20'den buluruz. O da ne olacak kök 24 yapacak AB uzunluğu yazalım AB uzunluğu eşittir kök 24 o da 4 dışarı 2 diye çıkar 2 kök 6 olmuş olur AB uzunluğumuz en az bu arada e, ikisi arasındaki uzaklığı soruyordu zaten. İkisi arasındaki uzaklığı biz e, çizgiyi çekip en başta verdik. Bunu vermeye de bilir şu çizgiyi. E, vermediği zaman şunu düşünebiliriz. yani Buradan inip böyle mi gitmeliyim ya da şuradan şöyle böyle mi gitmeliyim? Hayır. En kısa uzaklık dediği zaman ikisi arasında direkt bir çizgi çekersiniz ve hemen Pisagor bağıntısını kullanıp işi bitirirsiniz. Şu çizgiyi de size genelde vermez. Buradan bunun aklınıza gelmesi gerekiyor diyebiliriz ve son olarak altıgen prizmamıza geçeriz. Altı altıgen prizmada da ne diyor? Tabanı düzgün altıgen olan prizmaya altıgen prizma denir. Düzgün altıgen olduğu için ne olacak? Altıgenin kenar uzunlukları eşit olacak. Burası A ise burası da A, burası da A, burası da burası da burası da burası A. Da. Yine aynı şekilde bunlar hep aynı uzunlukta olması gerekecek. E, o zaman ne olacak? Bunun denk geldiği şurası da A olacak. Hemen gösterelim. Şeklimizi önümüze aldığımızda böyle düzgün, düzgün altıgen prizmamız var. Açtığım zaman ne oluyor? yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yan yüzey 2 tane tabanım oluşuyor. tabanların kenarları yan yüzeylerin kenarları direkt denk geldiği için hemen şunu anlıyorum. Şu uzunlukların her biri ve şuradaki uzunlukların her biri birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. Birleştirdiğimde tekrar altıgen dik prizmam oluşacak. O zaman ne yapalım? Hemen şunları da söyleyelim. Burası da A. Buralarda hep A uzunluğu olduğunu çok basit bir şekilde görüyoruz ve söylüyoruz. Burası da yükseklik H ise bu yüksekliklerinde hepsinin H olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, biz yanal alanı nasıl bulacağız? Altıgen prizmada. Yanal alanı şöyle bulacağız. Şuranın A olduğunu biliyorum. A. Yükseklikte H ve bu yanal alandan 6 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 6 çarpı A çarpı H. Yani bir tane yanal alanı ne olacak? A H 6 tane varsa bunun tamamından 6 AH a ile bulmuş olacağım. Yüzey alanı ne oluyor? Yanal alan artı alt taban artı üst taban. Alt tabanla üst taban zaten aynı olduğu için 2 çarpı işte tabanlardan biri artı yanal alan derim. Yanal alan zaten A 6 AH'tı. Alt tabanla üst taban nasıl bulacağım? Şimdi altıgende şöyle bir özellik var. Hemen gösterelim. Şöyle altıgende. Biz bu altıgeni köşegenlerini birleştirdiğimiz zaman 6 tane eşkenar üçgen elde ediyoruz. Düzgün altıgende yani düzgün altıgen demek kenar uzunlukları aynı olan altıgende köşegenleri birleştirdiğimiz zaman şöyle karşılıklı olanları ne yapmış oluyoruz biz? 6 tane üçgen eşkenar üçgen elde etmiş oluyoruz. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? A kare 3 bölü dörtte. Bunlar altı tane varsa altı çarpı akara 3 bölü dörtte. Altıgenin alanını vermiş oluyor bize. Onu da yazalım o zaman yüzey alanı. Ee, tabandan da iki tane var. iki çarpı İki tane taban olduğu için her birinin alanı da 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4'tür. Bu formu direkt önünüze koyarlarsa buradan geldiğini bilin. Hacmi nasıl buluyorduk? Taban alanı çarpı yükseklik yine aynı şey yapıyoruz. Bütün prizmalarda yaptığımız taban alanımız neydi? 6 a kare kök 3 bölü 4. Yüksekliğimizde h buradan bulmuş oluyoruz. Hatta şunları sadeleştiririz. 3 A kare e, burası 3 olur burası 2 olur sadece dizim. 3 A kare kök 3 bölü 2 bu, çarpı haş bulmuş oluruz. Hacmimizi ve sorumuza geçeriz artık son sorumuzu çözüp noktalayabiliriz. Konumuzu şekilde verilen düzgün altıgen prizmanın taban alanlarından biri 96 kök 3 santimetre karedir. Km uzunluğu 20 santimetre olduğuna göre altıgen prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Hemen altıgen prizmanın taban alanlarını bana söylemiş. 96 kök 3 demiş. 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğunu söylemiştim az önce. Bir eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü. Çarpı 6 dersem taban, alanı taban alanını bulurum. O da 96 kök 3'e eşitmiş. Hemen burada sadeleştirmelerimi yapayım. 6 ile 4 sadeleştir. Burada 3, burada 2 kalır. Her iki tarafı da 3'e bölersem burada. Burada ne olacak? 30 2 mi kalacak? Evet onu da yazalım. Sonra olacak? Bu 2'yi de yukarı atacağız ama şu her iki tarafta köküçe bölüp şu kök götüreyim. A kare eşittir. 2 karşı çarpı olarak attığımızda 64. A buradan 8 gelmiş olacak. Yani şurası her bir kenara ben A demiştim. Bunların 8 olduğunu görmüş oldum. KM 20'ymiş. KM uzunluğu. Yani şuradan başlayıp buraya doğru içerisinden bir ne yapayım? Doğru çiziyorum. KM 20'ymiş. Burası 20. Bunu nasıl bulabilirim uzunluğunu? Şuradan aşağıya doğru bir şey gösteririm hemen. Neydi? Yüksekliği gösteririm. Bir de şuradan şuraya bir ne yaparım? Çizgi çekerim. Bunların da dik olduğunu görürüm. Buna nasıl yapmış oldum aslında? Dik üçgen. Hemen şurada yapalım. Üçgen eşkenar üçgenin alan formülünden hatta burada şunu göstereceğiz altıgende altı tane üçgen oluşuyor. Hemen şunları birleştirip altı tane eşkenar eş üçgenim oluştu. Burası A ise eşkenar üçgenden buralarda hep A olmalı. Hemen yazalım. Bunlar A olmalı. Böyle A, A, A yazdım. Ne oldu aslında? Şu uzunluk iki A olmuş oldu. İki tane eşkenar üçgenin eş eşkenar üçgenin kenarları iki tane A olduğu için buranın uzunluğunun tamamı iki A olmuş oldu. Burası da bu olduğu için şunun aynısı aslında burada iki tane şurası merkez noktasıysa iki tane eşkenar üçgenin ne olmuş oldu? Kenarları. Burası A ise burası da A. İki A. Yani iki tane sekizden burası on altı. Şimdi burası on altı. Şurası yirmi. Şu üçgeni burada çizeyim hemen ben. Şöyle yapalım. Bu üçgeni çizdim. Şöyle burası dik. Pisagor 20. E, alttaki dik kenarlardan biri 16. Hemen burada bize ne gelecek aklımıza? Özel üçgenler gelecek. 16 bir şey 20 üçgen. 4'ün 4 katı. E, 5'in 4 katı. Burası 3'ün 4 katından 12 olacak. Şurası 12'dir diyebilirim. Prizman hacmini soruyor. Ben yüksekliği buldum. H 12. Taban alanını bulabilirim. Taban alanı zaten vermiş bana. Bulmama gerek yok. E, 96 köküç. O zaman hacim eşittir hacim eşittir 96 kök 3 çarpı 12 olan yükseklik e bunları da çarptığımız zaman 1152 kök 3 yapacaktır diyebiliriz hacmimize ve konumuzu artık sonlandırmış oluruz. Ne yaptık? Dik prizmaları işledik. Dik dörtgenler prizması, kare prizma, küp ve düzgün altıgen prizmaların tek tek yanal alan hacim ve ne yapmış olduk? Taban alanlarıyla ilgili e, göstermiş olduk. Açılımlarını görmüş olduk prizmalarımızın ve bunlarla ilgili çıkabilecek çıkmışa yakın sorular çözmüş olduk. O zaman neydi? Sıra sıra ödevlerde ne yapmamız lazım bizim? Yazılarımızda veya da konularımızı daha iyi anlamamız için, yazılarımızda iyi bir şekilde yapmamız için bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Ne var bizim? Dinamo soru bankamız var. Dinamo soru bankamızı açtığımız zaman hemen prizmalarımızda zaten tamamı karşımıza çıkacak. Üçgen prizma, kare prizma, küp, Bunların hepsi burada çok güzel bir şekilde örnekler verip altında sizden çözüm örnek verip altında sizin çözebileceğiniz örnekler konmuş, benzer örnekler ve ikinci dönem yazılı notlarıyla da artık burada böyle kısa kısa bütün aslında formüller, konular çok güzel bir şekilde özetlenmiş önemli kısmı Aslında konuların özü, hepsi önemli de konuların özü şeklinde burada da yazılılara hazırlanırken çok güzel bir şekilde başucu kitabımız olarak yanımızda arana böyle bakıp soruları çözerken aa bu neydi diye bakabileceğimiz bir kitap olarak da önerebiliriz. Konuyu da artık bitirdiğimize göre sıra neydi? Sıra ödülü soruda. Ödülü soruda çok güzel, işlediğimiz konuyla alakalı çıkabilecek hepinizin çözmesini istiyorum. bir Öyle bir soru. Ee, Soruyu da çözüp yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. it. Uh -huh.